İstanbul'da bir tanıdığımız vasıtasıyla bu balon balığının derilerini ben ona gönderdim. Büyük bir tabakhanesi var. Bu tabakhanede bu balon balıklarını işlem yaptırdık. Fakat şöyle bir durum var. Bu balon balığına yapılan işlem normal derilerde yapılan işlemden ayrı bir statü oluşturmakta. Nedeni ise bu diğer derilerin kalınlığı ve kullanış ve tabaklanma şekillerinin bu balıkta kullanıldığı zaman deformeye yol açtığını anladık. Daha sonra bunun için bir bitkisel bir formül oluşturduk. Bu bitkisel oluşturduğumuz formülle tabaklatmaya başladık ve bunda da başarı sağladık. Ve balıkları da tabaklanmış bir şekilde derilerini aldık. Daha sonra da bu tabaklanma sürecinin üzerinde daha fazla bir çalışarak daha iyi bir hallere getirdik. Ve şu anda da iyi bir şekilde endüstride kullanılabilecek bir hale getirdik. Zaten balon balığının esneklik yapısından dolayı normal derilerden daha sağlam olduğunu söylediler. Birçok üniversiteye gönderdik. Onlarla alakalı da görüş aldık. O görüşler sonucunda da derinin egzotik deri sınıfında deri deseninden dolayı parmak izi gibi her derinin farklı olmasından kaynaklı bir desen olduğu için egzotik deri olarak değerlendirilebileceğini, değerlendirildiği zaman da diğer karasal av hayvanlarının yerine geçip iyi bir endüstriyel ürün olacağı söylendi. Ve en son farklı şekilde tabaklama sonucunda bir ortaya materyal çıktı. Bu materyal de ayakkabı olarak daha kolay olduğu için ayakkabı olarak üretildi. Kemer, cüzdan, çanta yani gerekli ebatlarda ya da gerekli çoğunlukta bulunduğu zaman pantolon, ceket bile çıkabilecek şekilde. Ve sağlamlık yönünden de gerçekten çok sağlam olduğu için kullanılabilirliği iyi durumda. Hedefimiz yani bize verilen ya da devletimizin bize sağlayacağı kolaylıkla önümüzün açılıp bu balıkların biliyorsunuz karaya çıkartılması yasak, ancak özel izinle çıkartılabiliyor. Yani bize izin verilmesi ve üretime kazandırmak. Üretime kazandırdığımız zaman hem denizdeki popülasyon dengelenecek, hem karasal av hayvanlarını daha az avlanacak ve bu balon balığı bunların yerine geçecek. Ve istihdam konusunda da böyle bir gerçekten ciddi anlamda bir istihdam oluşturacak. Gerek balıkçılar olarak gerek de yeni istihdam olarak çok iyi bir iş kapısı diye düşünüyoruz.